Ben yine bugün ve dün özellikle Türkiye'de gündem olan bir konuyla devam etmek istiyorum sevgili hocam. 393 hafız merasimi icazet merasimi yapıldı. Ve işte cemaatimizin içerisinde sosyal medyada, Mahmut Efendi cemaati içerisinde sosyal medyada kuvvetli olan bir arkadaşımız da bunu şeriat geliyor başlığıyla bu videoyu paylaştı hocam. Daha sonrasında bu Twitter'da şu anda hala ilk beşin içerisinde ve ciddi bir şekilde gündem olmuş durumda. Ve savunanı da çok ama daha çok tabii ki tepkiler var, şeriatın gelmemesini savunanlar var. Yani insanlar şeriatın gelmemesini niye bu kadar çok savunuyorlar? Şeriata açık bir şekilde sormak gerekirse şeriata niye bu kadar öcü olarak bakıyorlar ve neden bundan bu kadar korkuyorlar hocam? Şimdi evvela Türkiye'mizde şeriat ifadesini kullanma, bu ifadeyi insanlara son derece ne yaptılar? Olumsuz tanıttılar. Halkımıza aslında şu şekilde anlatılsa, güzel bir şekilde izah edilse, şeriat diye nitelendirdiğin şey, Kur'an-ı Azimüşşan'ın Allah tarafından gönderilen hükümleridir. Allah tarafından gönderilen emirler, Allah tarafından gönderilen yasaklar. Mesela namaz şeriattır. Şeriat, namaz. Hayır yapmak şeriattır. Oruç tutmak şeriattır. İnsanlara iyilikte bulunmak şeriattır. Faiz haramdan kaçmak şeriattır. Kumardan kaçmak şeriattır. Tesettüre dikkat etmek şeriattır. Zinadan, bak insanlara bu şekilde ne yapsın? Aslında adam normalde kendisi şeriatın kendisi ne yapıyor? Yaşıyor. Ama ifadeye gelince onu başka türlü insanlara lanse etmeye çalıştılar. Yani çok ağır şeylerle ne yaptılar? İnsanları korkuttular yani. Yani sanki geldiği zaman şeriat hemen onun ya kafasını kesecek bilmem ne yapacak. Böyle değişik şeylerle, anladın mı? Bir korku şey oluştururlar yani. Veya insanlara eziyet edecek. Kadınlara eziyet edecek. Böyle bir anlayış ne yaptılar? Oluşturulan insanların beyinlerinde. Bu son insanlar da ya aslında Allah'ın hükümleridir ya. Son derece insanların gerçekten huzur bulacağı, dünya üzerinde gerçekten kalite bulacağı, söz sahibi olacağı bir sistemdir yani. Ama insanlar da bunu ne yaptılar? Maalesef hep olumsuz taraftan. Kalktılar mesela, misal IŞİD'i şeriata bağlamaya kalktılar. Evet. Ya IŞİD normalde tamamıyla Amerika'nın bir oyunu. Baştan aşağı her birerleri terörist inceleyi takip edeceksin. Yani. Ama insanları işte korkutmak için, insanları gerçekten ne yapmak için? Yıldırmak için. Yoksa böyle bir kanun işleyişi var mı ya? Böyle bir kanun anlayışı var mı yani? Mümkün değil. İslam'ın özünü öğrense insanlar hayranlıktan başka hiçbir şey duymazlar. Ama ön yargıyla şöyle olacak, böyle olacak bilmem ne. Ya ön yargıyla davranıyorsun kardeş ya. Ön yargıyla davranıyorsun ya. Ön yargıyla davranıyorsun. Bak bugün Afganistan'la alakalı söyleyeceğim. 3 milyon Afganistan'da bağımlı varmış. Ne bağımlısı? Madde bağımlısı. Şimdi 3 milyon insana çare bulmaya çalışıyorlar. Ya bu insanları sarhoş yaptınız ya. Bu insanları bağımlı yaptınız ya. Bu insanları son derece her türlü olumsuzluğa sürüklediniz ya. Her türlü bak. Şimdi bak ona çare bulmaya çalışıyorlar. Nasıl olacak bu insanlıklar bu bağımlılıktan? Türkiye'de 5 milyonmuş resmi rakamlarda. Resmi rakamlarda madde bağımlılığı 5 milyon. Anlıyor musun 5 milyonu ya? Çok büyük bir rakam hocam. Ki bu çocuklar değildir, yaşlılar değildir, özellikle kimlerdir? Genç kardeşlerimiz. Ya 5 milyon genç kardeşimiz nereden baksan, sen söyle. Adana'da karşılaştık. Hocam dedi, genç bir insan, hocam dedi ben dedi namazlarımı kılmak istiyorum. İbadet yapmak istiyorum ama bağımlıyım dedi. Bir türlü bırakamıyorum dedi ya. Bana bir çare bulun lütfen dedi ya. Uzun konuşuyor, oraya girmiyorum ama aynen böyle karşılaştık yani. Ve bunun gibi daha nelerle karşılaştık. Gördün mü sen işte? O yüzden kısa anlattım, çok anladınız. Bunlar iman küfür mücadelesi. Adem Aleyhisselam'dan başladı. Ne zaman devam edecek? Kıyamet sabahı devam edecek.
O yüzden bunlar olacak şeyler mi? Olacak şeyler. Bir taraftan imanlı insanlar, işte 393 hafız kardeşimiz elhamdülillah. Kur'an aldıymış şu an, ne yapmış? Ezberlemiş. Kur'an'ı muhafaza etmiş. Kur'an'ı gerçekten beyninde taşıyor. Yürüyen Kur'an olmuş. Şükürler olsun. Şimdi o kardeşimiz, onlar elhamdülillah. Bunlar işte iman yolunda kendini ortaya koyacaklar. Ama bunun karşısında da illa ne olacak? Bunlara saldıran küfür ehli olacak. Bu işin kuralı bu. Adem Aleyhisselam'da ne zaman kadar bu devam edecek? Kıyamet sabahına kadar. O yüzden bunlar olur şeyler. Ama bizim asıl konumuz şurası. Biz bu insanlarımıza şeriat ifadesinden Allah'ın emirlerini ve yasaklarının her insana, her insana tekrar ediyorum. İster Müslüman olsun, ister münafık olsun, ister kafir olsun, ister zalim olsun. Eğer gerçekten bu emirleri yerine getirirse, haramlardan da kaçarsa her insana huzur vereceğini, gerçekten mutluluk vereceğini, dünya hayatında Allah'ın razı olduğu sistemle beraber yürüdüğü takdirde dünyasının ahiretinde başarılı olacağını anlatmamız lazım. Ama yoksa diğer türlü bu insanların aklına ne soktular? Sen söyle, bu ifadenin bundan normali, bu ifadeden normalde bakıyorsun cami cemaati bile korkuyor. Yani ne korkuyorsun? Yaptığın iş bu işte. Şeriat dediğin şey nedir? Namaz, oruç, işte sen söyle haramlardan kaçmak, kul hakkı yememek, taciz tecavüzden uzak durmak. Şimdi bir takım insanların yapmış olduğu hataları ortaya koyarak sanki bu İslam'da varmış gibi göstermeye çalışmak. Bunlar tamamen küfür alameti. Bunlar kafirliğini bunlar kusuyorlar. Münafıklığını kusuyorlar. Hainlikliğini kusuyorlar. Yoksa kalkıp da İslam kimseye mümkün mü? Kul hakkıyla alakalı mümkün mü? Kul hakkını yemeye müsaade, yetim hakkını yemeye müsaade veya taciz tecavüz olaylarına. Sen ne konuşuyorsun? Ki İslam'ın vereceği, bunlara vereceği en büyük cevaplar hiçbir sistemde yoktur. Sen ne anlatıyorsun? Ama bunların işi aslında İslam'da. O yüzden yani bir insan normal şartlarda ben şeriata karşı geldim değil mi? Allah'a karşı geldim demek istiyor yani. Ben Resulullah'a karşı gelmiş oluyorum. Ben Kitabullah'a karşı geliyorum diyor. Anlasın veya anlamasın. O yüzden yani kullanılan ifadeye dikkat, olaylara dikkat edilmeli. Rabbim anlamayı nasip etsin. Bunların tabii her birerlerinin neyi var? Ölçüleri var yani. Her birerinin ölçüleri. Şimdi kalkıp da mesela işte şöyle olacak böyle, ya bir dakika ya, öyle olacak diye bir şey yok. Sen bir dakika, o nasıl olacak biliyor musun? Ya bir ceza sisteminin uygulanma sistemi nasıl olduğunu biliyor musun sen? Öyle kalkıp da pat diye hemen ceza sistemi uygulaması yok. Mesela zinanın cezası evet ağır. Ama zinanın ortaya çıkması 4 tane erkek şahit bizzat bütün olayı görmesi lazım. Tahmin yok. Tahmini olarak gördük. Aynı odaya girdiler. Yok yok, onlar değil yani. Ki böyle bir şeyin mümkün olması mümkün değil yani. O zaman kendi ikrarına kalıyor olay yani. Kendi ikrar ederse. Kendi ikrar etmesi demek ne demek? Pişman olduğu demesidir yani. Mesela hırsızlıkla alakalı konuşur millet. Hırsızlıkla alakalı normal şartlarda bir mal ortadaysa bunun kesinlikle cezası yok. O belli ölçünün fazlasında olması lazım. Niye? Gerçekten bu adamın belki de ekmeğe ihtiyacı var. Hakikaten ekmek aldı. Ekmek aldı diye ben cezaya uygulanmıyor da çünkü adam aç. Ondan sonra o malı koruması lazım, muhafaza etmesi lazım. Bir tonunun ölçüleri var yani. Öyle yoksa kalkıp da sanki ceza havada bekliyormuş gibi millete göstermeye çalışıyorlar. Öyle bir şey yok mu kardeş? Ölçüleri var bunların ya. Bir defa evvela şuur. Evvela şuur, evvela eğitim, evvela gerçekten insanlara hakkaniyetle davranmayı öğretmek, insanlara taciz, tecavüz, hırsızlık, bu şeylerden mutlaka uzak tutmayı ne yapmak? Uzak tutmayı öğretmek, şuurlandırmak. O yüzden, yani kısacası, kime derdini anlatacağız meselesi var ya, mesele şurası, iman, küfür mücadelesi Adem Aleyhisselam'dan başlar, kıyamet sabahına kadar devam eder. Ben
393 hafızımızı gerçekten hoca kardeşimizi tebrik ediyorum. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan Allah'ın kelamını Allah onlara ikram etmiş. Çok büyük bir ikramda bu Allah bulmuş onlara. O yüzden kendilerini tebrik ediyorum. Rabbim inşallah hayatlarında başarılar diliyorum. Amin. Mücadele vermesini nasip etsin diyorum. Ve bu insanlardan tekrar ediyorum. Bu insanlardan bu yolu bırakmadan müddetçe kesinlikle bu insanlardan faydadan başka hiçbir şey gelmez. Zarar gelmez bu insanlardan. Çünkü bu insanlar Kur'an ölçülerinde yaşarlarsa, yaşatırlarsa Allah'ını, peygamberini, kitabını bilirler. Evet, ahirette hesap vermeyi bilirler. O yüzden dolayı kesinlikle zarar gelmez. Ama dünya üzerinde bu bir sistem. Ne? İman, küfür mücadelesi hep olacaktır. O yüzden Twitter'daymış, bilmem neymiş, bilmem şundaymış, bundaymış, saldırmışlar, bitmişler. Bunlar normal şeyler yani. Ne bekliyordun derler adama. Adama ne derler? Ne bekliyordun? O yüzden Rabbim inşallah biz iman saflarında güzel örnek olmayı, güzel halkımıza bu işi duyurmayı nasip etsin inşallah. Amin hocam.